Merhabalar. Bu videoyu resim yapmakla ilgili olan deneyimlerimi ve fikirlerimi aktarmak için çekiyorum. Öncelikle kısaca kendimden bahsetmek isterim. Ben Zeynep Özdemir, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nin mimarlık bölümünde 2. sınıf öğrencisi olacağım yakında. Bursalıyım, şu an Bursa'da yaşıyorum. Size öncelikle çizim yapmayı nasıl başladığımı anlatmak istiyorum. Aslında bunun belli bir başlangıcı yok ama ben size gerçekten teknik olarak öğrenmeye ne zaman adım attığımdan bahsedeceğim. O da size son sınıfta aslında üniversite sınavının stresinden kaçmak için başladığım bir adım oldu. Daha sonra üniversiteye geçtiğimde bunu çeşitli ücretsiz kurslarla, internetten bulduğum videolarla destekleyerek arttırmaya çalıştım. Yani para harcamadan kendimi geliştirmenin yollarını aradım. Şu anda da olabildiğince pratik yapmaya çalışarak kendimi yine bu ücretsiz durumlarla, belli kurslar arayarak, araştırarak, bunları uygulayarak geliştiriyorum şu anda da. Genelde yaptığım resimler çok ince işlenen resimler olmasını tercih ediyorum. Kadın figürlerini özellikle çizmeye bayılıyorum. Ama eğer amacım tamamen bir aura aktarma, bir duygu aktarma veyahut da stres atma gibi bir şeyse eğer, daha çok akrilik boyayla yaptığım, sıçratma, boyayı sıçratarak yaptığım tablolar oluyor. O tablolarla daha çok o anki duygu durumu, o anki auramı yansıttığım tablolar elde ediyorum. Bu tarz resimler yapıyorum şimdilik. Daha çok gece zamanında yapmayı tercih ediyorum. Gece daha verimli hissediyorum. Genel olarak gece daha verimli bir insanım ama gözlemlediklerime göre genelde insanlar geceleri daha verimli resim yapabiliyorlar. Bunun bilimsel bir açıklaması var mı? Bilmiyorum ama çevremde gözlemlediğim şeylere göre, insanlara göre bunun ben gece daha verimli olduğunu fark ettim. Özellikle mimarlık bölümünde olduğumuz için sürekli çizim yapan bir insanım. Sürekli çizim yapmak zorunda kalan bir insanım. Çünkü mesleğimin ana maddesi çizim yapmak. Sürekli mesleğim gereği, okuduğum bölüm gereği çizim yapıyorum. Tabii ki bu çizim yapmamın, sürekli çizim yapmamın bana çok büyük faydaları oluyor. Örneğin sürekli çizim yaptırdıkları için yaptığım tablolarda büyük bir ilerleme oluyor. Tablo fikirlerinde, yaptığım resim, çizim fikirlerinde büyük gelişmeler oluyor. Yaratıcılığım gelişiyor. Üç boyutlu düşünme yetim gelişiyor. Aynı zamanda daha önceden çizim yaptığınız için gittiğiniz bölümde diğerlerine göre bir adım önde oluyorsunuz. Verilen ödevleri anlamada, kağıda aktarmada, onu düşünmede, algılamada diğer arkadaşlarınıza göre bu yüzden bir adım önde oluyorsunuz. Daha önce çizim yapmanızın tasarım fakültelerinde, işte güzel sanatlar fakültelerinde okuyorsanız eğer size çok büyük faydaları, avantajları oluyor gerçekten. Diğer arkadaşlarınızdan daha yüksek notlar alabilme şansını, daha kolay yüksek notlar alabilme şansını yakalıyorsunuz. Ama atıyorum çizim yapmanızı gerektirecek bir bölüme gitmek istiyorsunuz. Daha önce çizim tecrübeniz yoksa da orada başarılı olmak için illaki bu gerekmiyor. Bu sadece size bir artı kazandırıyor. Buradan göz korkutmak da istemiyorum bu konu hakkında pek. Peki şu an evet sürekli çizim yapıyoruz okuduğumuz bölüm gereği. Peki eğitim hayatımızdan sonra da bu böyle devam edecek elbette ama ben ayrı olarak, hobi olarak da devam ettirmeyi düşünüyorum çizim yapmayı. Ayrıca bu konuda profesyonelleşip ressamlığa bir adım atmak bile benim için bir hayalden çıkıp bir hedef olma yoluna doğru gidiyor. Eğer mezun olduğumda mimarlığın yanında belli başka bir iş daha yapmak istersem bu kesinlikle ressamlık olacaktır. Eğer yapamazsam da mutlaka çizim yapmaya
Devam edeceğim. Mutlaka hayatımın bir parçası olacak benim için. Son olarak da bahsetmek istediğim şey şu. Eğer çizimde gelişmek istiyorsanız her gün çizmek gerekiyor. Yani 5 dakika da olsa, birkaç çizgi de olsa her gün çizmek gerekiyor gelişmek için. İstikrar önemli olan burada. Aradan bir ay geçip çizim yapıp, 2 ay geçip çizim yaparak gelişmek pek mümkün olmuyor. Bunu da ayrı olarak belirtmek istedim son olarak. Onun dışında böyle bir video çekme şansı bana verildiği için emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum.